Değerli basın mensupları, 29... İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şu an itibariyle varlığını hissettirmeye, ilimizi etkilemeye devam etmektedir. Fırtınanın İstanbul'u... Yılmaz, İstanbul'da lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşanmıştır dedi. Uçlarımız bilgilendirilmiş, araç, gereç, ekipman hazırlıklarını gözden geçirmeleri istenmiştir. Kuvvetli rüzgar şiddetini arttırarak zaman zaman 100 km bölü saatin üzerine çıkmıştır. Devam eden fırtına ile beraber aralıklarla yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanmıştır. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son olarak fırtınadan önce hazırlıklı olun, fırtına sonrasında güvende olun, fırtına sonrasında da tedbirlerimizi almayı bırakmayalım diyoruz ifadelerini kullandı. İstanbul Valiliğimizce okullar bir gün süreyle tatil edilmiş, motosiklet ve skuterların trafiğe çıkması bugün saat 18'e kadar yasaklanmıştır. Yaşanan olumsuzluk sonucunda sabah saatleri itibariyle 112 çağrı merkezine 4000'e yakın ihbar gelmiş, acil müdahale ekipleri ivedilikle ihbar noktalarına yönlendirilerek gerekli müdahalelerin yapılması sağlanmıştır. İlçe kaymakamlıklarımızdan alınan şu anki bilgilere göre 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabela devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çekmesi yaşanmıştır. Toplam 1462 olaya müdahale edilmiştir. İlk müdahale ekiplerimizin şu an itibariyle müdahaleleri devam etmektedir. Sağdan gelen bilgiler doğrultusunda rakamlarda güncellemeler yapılacaktır. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzce belediyelerimizin desteğinde yapılarda meydana gelen hasarların tespitine yönelik hasar tespit çalışma grubu faaliyetlerine başlamıştır. İlimiz genelinde şu an itibariyle 46 vatandaşımızın yaralandığı, 4 vatandaşımızın ise vefat ettiği görülmüştür. İlimiz 2021 yılında 3 kez fırtınadan etkilenmiştir. Şubat ayında gerçekleşen fırtınada yaklaşık 300 çatı zarar görmüş. Yine Eylül ayında gerçekleşen fırtınada 100'e yakın çatının hasar gördüğü tespit edilmiştir. Çok şükür daha önceki fırtına olaylarında herhangi bir ölüm hadisesi yaşanmamıştır. Hemşehrilerimizin bu tür olaylara karşı hazırlıklı olması büyük önem arz etmektedir. Yaşadığımız fırtınalar bu fırtınaların gelecekte de yaşanabileceğini bizlere göstermektedir. Özellikle hemşehrilerimizin kendileri ve çevresindeki insanlar için risk oluşturabilecek yapıların, nesnelerin kaldırılması noktasında gereğini yapması...